Merhaba arkadaşlar. Folklor araştırmalarıyla tarihi hikayelerle buluşturan kanal Songul Yabani hepiniz hoş geldiniz. İşten güçten dolayı kayıt olarak yayılıyorum bu videoyu. Konumuz Celal İsyanları ve Folklor'daki izleri ve Celal İsyanları kaynakçası okuma önerileri. Şimdi Celal'ler kimdir, necidir, Folklor'da nasıl yer almışlardır? Celal İsyanları ile alakalı neler okuyabilirsiniz? Bu yayında onları alacağım ve Folklor'daki izlerini anlatacağım. Yani Köroğlu, Bolu Bey'i, vesaire yılların etkileri de bunlarla alakalı. Gene kaynak önerileriyle başlayalım. İlk önereceğim kaynak Mustafa Aktağ'ın Türk Halkı'nın Dirlik ve Düzenlik Kavgası Celal İsyanları. Bu kıymetli bir araştırma. Burada kaynakların yani bu mühimme belgelerin vesaire ışığında ekonomik sarsıntı, mülki, ya yani idari tedbirler, işte adli duruşmalar, yani kadıları takibatı ve adli kayıtlar, askeri tatbirler vesaire burada yer almakta. Ee, Celali olan Köroğlu'yla oluyla yani Köroğlu adını taşıyan ilk Celal Reis alakalı kaydı bilgisi de burada geçiyor. Ve Türk dünyasında çok kuvvetli bir motif olan Köroğlu'nun Köroğlu'nun ee, buradaki haliyle sadece burada söylemek lazım. Köroğlu sadece Celal İsyanları döneminde yaşamış bir eşkıya değil. Aynı zamanda Türk dünyasında çok eski dönemden itibaren Koro adıyla yani Doğulu adıyla anılan çok daha eski bir e, figür ve bir eşkıya figürü. Kuvvetli bir e, anlatı yaygınlığı var. Anadolu'dan Özbekistan'a kadar. Fakat burada geçtiği üzere burada bir tez öne sürüyor. Diyor ki Mustafa Akta İlk diyor Celaliler arasında Köroğlu ismiyle rastlıyoruz diyor. Bolu tarafı da Bolu yöresi cidden böyle biri dedi sorgu yapıyor. Ve diyor onu diyor bu ilk hareketiyle diyor Köroğlu Üller çıkmıştır diyor. Ben bu tam tersi olduğunu düşünüyorum. Bizim Bolga Söyler Hoca da onunla alakalı tam tersini söylüyor. O da diyor ki Köroğlu zaten halk arasında bilinen bir figür. Köroğlu ismi de bir eşkıya Bolu'da eşkıyalık yapınca ee, Köroğlu'nun bolu varyantı ortaya çıkmış olabilir diyor. Ben bu tezizme de düşünüyorum. Burada kaynaktan bahsetmişken değinmek istedim. Köroğlu ile ilgili videonun başında. Ondan sonra acaba ee, William Griswold'un Anadolu'da büyük hisar kitabı. Bu da kıymetli bir araştırma. Yeri basımı yapıldı mı bilmiyorum. Ee, Celallere karşı devlet nasıl mücadele etti ve bakış açıları yer alıyor burada. Bir diğer kaynak, yani araştırma eseri tavsiye edeceğim. Sam White'ın Osmanlı'da İsyan İklimi. Erken modern dönemde genel isyanları. Bu kitap niye önemli arkadaşlar? Burada e, dünyanın 1500'lerde 1600'lere 1600 doğru küçük çaplı bir buzul çağına girdiğini, bu yüzden e, yiyecek kaynaklarının, e, gıda kaynaklarının belli oranda zarar gördüğünü, bu nedenle de çeşitli bölgelerde insanların eşkıyalığa, suç olaylarına sürüklendiğini eee anlatıyor bu kitap. Bu tez üzerinde hareketle Celal İsyanlar'ı inceliyor Sam O yüzden kıymetli bir araştırma. Bir diğer araştırmamız Eşkıyalar ve Devlet Osmanlı tarzı devlet merkezileşmesi. Karim Barke. Kerim Hoca, Kerim Barke Hoca bu kitabında diyor ki Osmanlı Devleti Celal'lere karşı bir aziyet, aziyete düştüğünden değil bilerek eşkıyayla çok fazla uğraşmamak için ona devlet görevi vererek Belli yerlerde görevlendirerek bir şekilde onun gücünden faydalanma ve bir şekilde gücünü boşa çıkararak onu ekarte etme ee, yoluna saptı diyor. Bu tez üzerinden anlatıyor Celal-i İsyanlar'da Karınbark Hoca. Eşkıyalar ve Devlet, Osmanlı tarzı merkezi, devlet merkezleşmesi kitabında. Ondan sonra Erhan Afyancı Hoca'nın... Sorularla Osmanlı İmparatorluğu'nun 3. cildini tavsiye ederim arkadaşlar. Burada e, bir başlık Celal İsyanları ile Alakalı Celal adı nasıl ortaya çıktı? Büyük Celal İsyanları ne zaman oldu? Celal İsyanları sebepleri nedir? Ayaklanmalar nasıl bastırıldı? İsyanlar ortak bir, bir halk ayaklanması mıydı? Celaller Osmanlı İmparatorluğu'na ne zarar verdiler? Halk Celaller karşısında ne yaptı? Celallerin Osmanlı Hanedanlığı yıkma var mıydı? büyük Celal isyanları sonra yeni isyanlar oldu mu? Celaller nasıl örgütlenmişlerdi gibi başlıklar altında süperli sorulara kaynaklarıyla birlikte cevap veriliyor kitapta da. Ondan sonra bir diğer kaynak. Biraz ideolojik yönden ele almakla birlikte e, Celal isyanlarındaki e, dini tepki boyutunu görmek açısından Şah Kalender isyanı araştıran Ali Haydar Avcı'nın Şah Kalender isyanı Ale Alevi tarihinde bir dönemeç kitabını önerebilirim size. Dediğim gibi bu işyalı bir de ilaçsal boyutu da var. işte. neticede isyan adı veren Şeyh Celal, Yozgat'ta Bozoklu Celal e, bu Türkmen kitleleri ardına toplarken Behtilik kitlesiyle ortaya çıkıyor. Onun dışında Şahkula e, Şah Kul ayaklanması, Şah Kalender ayaklanmasına bakıyoruz. Yani isimleri de e, bir şekilde e, İran Safevilere yönelik bir Safevilerle aralarında bir dini hareketlenme, bir etkilenme görüyoruz. Dolayısıyla isyanların bu yönüyle, bu dini etkisi de benim mesajımda bunu okurabilir bir eser. Ondan sonra bir diğer eserimiz Süreyya Faruk Hoca'nın Devletle Başa Çıkmak. Osmanlı İmparatorluğu'da Siyasal Çatışmalar ve Suç kitabı. Burada da e, Celal isyanlarıyla alakalı bazı tespitler yer alıyor hocanın. Bir diğer kaynağımız ise araştırma olsa meşhur, daha önce Kabalayalar tarihinde öğrendiğim Murat Çulcu'nun Türkiye'de mafyalaşmanın kökenleri bir her sakaldan bir kıl kitabı. Bu kitabın bir bölümü e, Celalleri, Celal kimliği ve köken adı altında e, Celal isyanlarını irdeliyor. Yani mafyoz alt kültürler açısından inceliyor Celal isyanlarını. İşte tımarlı sipahilerin mafyalaşması, ehli örfün mafyalaşması, ehli şerif mafyalaşması ve Karayazıcı'dan Kuyucu burada başlıklarıyla Celal İsyanlıları burada mercek altında olur Murat Çulcu. Bir diğer okuma önerisi ise Jane Hathaway'in Osmanlı İmparatorluğu'da İsyan ve Ayaklanma kitabı. Piyasada var biliyorum satış dışı bir kitaptır ama burada da bir iki makale var böyle Celal İsyanlıları'na temas eden o konuyla alakalı. Bunun dışında bazı makale linkleri ve tez isimleri de yazdım aşağıda YouTube'da sabit yorumda. Bu konuyu daha detaylıca etraflıca okumak istiyorsanız oralarda o linklere de bakabilirsiniz. Yani kitapları da okuyabilirsiniz. O linklere de bakabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi efendim gelelim konumuza. Yani Celal İsyanlarına ve Folklor'daki izlerine. Şimdi Osmanlı tarihinde Celal İsyanları biliyorsunuz önemli dönüm noktalarından birisi. Sosyal siyasal düzeni alt üst eden bir hareketlilik hareket dedik e, ve folklora da sirayet eden etkileri var. Sadece hani türküler değil ben bizzat anlı alemden bir söz duymuştum. O da kendi ailesinden baba, e, babasından duymuş Konya'da. Asalet orospuluktan kötüdür diye. Sanki bu hani Celali döneminde mütegalli beyli ayanları Konya krallarını birkaç sözle açıklayan özetleyen bir kelime. Yani burada Asilden kasıt mütegaliba yani el güç tutar Hani idare eder anlamında böyle el ile güç olarak geçen halka zulmetmesi bağlamında değerlendirdiğinde hakikaten celalilerde günümüze uzanan süreçte insanlarda bu tür tepkilere yol açtığını görebiliyoruz yani bir zulme ya da işte el ile ekme, ekmeği el uzatara karşı verdiği tepki olarak bunu görebiliyoruz halk belliğinde. 1518'de Bozok Türkbelleri Bozok, Sancağı diye geçiyor o zaman Yozgat. Yozgat, normal Yozgat'ı bulduğu kasaba. Şehir olarak çok sonradan 1700'lerde Çapaloğulları orayı şehre dönüştürüyorlar. Yozgat şehri kuruluyor. Bozok, bugünkü Bozok kasabası. Bozok adıyla alan merkez ağırlıklı olarak Türkmenlerin bulunduğu bir yer. Konar göçer Türkmenler vardı, Bozok Türkmenleri. 1518'de Bozok Türkmenlerinden bir tımarlı sipahi olan Celal, bir bağıra da itikafa çekiliyor ve daha sonra etrafında belli bir mürit kitlesi toplanıyor. Şeyh Celal de diyorlar buna. Bozoklu Celal'e. Ondan sonra bu Tokat tarafında bir Bağra'da da Kalender Çelebi misali Mehdilik iddiasıyla ortaya çıkıyor. da itikafa çekildikten sonra. Ve arkasında da 20 kişi toplanıyor. Bunlar çoğu da sipahi. topraksız kalan sipahiler. Anadolu'nun bozulmaya başlayan iktisadi yapısında. Bunlar ayaklanıyorlar. Ve isyan adını buradan alıyor. Şeyh Celal'den alıyor. Hoca Hasadettin Efendi'nin e, Tacu Tevarihinde geçen e, bir ifadedir. Yani. Hoca Saadettin Efendi bu Tacu Tevarih bulup okursa orada Celalilerle ilgili o Şeyh Celal ayaklamasından biraz kendi ağır, adalı yani ağdalı üslubuyla bahseder kendisi. Celal isyanları bir sebep, bir neden değil, bir sonuç. Daha Karlur'u döneminde e, Sipahileri krizi söz konusu bununla başlıyor. Hani Kabadayılar tarihi videosunda anlatmıştım ya. E, döneminde bazı Sipahileri topraklarda el konuluyor. oluyor. Sefere katılmadıkları için Irak'a seferde seferinde. Daha sonra bu Sipahiler Yevli yani Güllüklü adı altında Şehzadelerin kapılarında birikiyorlar. Şehzadelerin orduları teşkil ediyorlar. Bu da Şehzadeler arasındaki çatışmalara da Şehzadelerin devleti karşı Tavır albaları da yol açıyor diye. Şimdi şehzadeleri kavgası bu sosyal zeminde yaşanıyor. Sonra e, suhteler şaki oluyor. Yani BDS öğrencileri bu dönem Osmanlı'da iş güç bulabilmek için BDS'ye kapağı atmaya çalışıyorlar. Çok tanıdık geliyor, gelecektir. Tabi herkes kada olarak atanamıyor. Açıkta kalıyorlar ve daha sonra bunlar bir araya gelmiş belli arkadaşlıkları bulunan kimseler. Bir sürü bekar adam bir arada. E, ne yapıyor bunlar? Soygunlara, soyguculuğa başlıyorlar. Daha adam kaldırmaya başlıyor ki bu tabir abartı değil kesinlikle yani. Yani zaten bunlar genellikle kendi aralarda yaşayan kimseler oldukları için bu suhtelerden çok çekiyor Anadolu. Yani aha bana inanmıyorsanız Mustafa Akta Celal İsalar kitabına bakın. Tek tek olaylar var suhte vakaları ile alakalı. Ondan sonra bu Avusturya ve İran harpleri neticesinde asker kaçakları, mali sorunlar falan derken bu Celal hareketlere tabi zemin zebil hazırlanmış oluyor. Kuyucu Murat Paşa'nın sert tedbirleriyle daha doğrusu tedipleriyle bastırılıyor bir dönem. Anadolu'da asayiş sağlanıyor. Ve Kuyucu Murat Paşa'nın yanında şey de bulunuyor. E, Karice müdafi yani Kalice savunmacısı. Meşhur Tiryaki Hasan Paşa o 80 süreçteki paşa kaburda rağmen e, Karice'yi kurtardıktan sonra bir de Anadolu'ya geçiyor. Askerleriyle Kuyucu Murat Paşa'lar ile birlikte üzerinde harekat düzenliyor bir de. Ondan sonra şimdi Anadolu'da bir sürü insan geçim derdinde. Hani toprak çok cazip değil. Zaten toprağa cazip olduğu yerlere gelip eşkıya çeteleri vuruyor. Birçok insan Suhte olarak da yani kapılanamayacaklar için kadılar ne oluyor? Bu eli silah tutan insanlar Sekban, Levent adı altında kapusuz Leventler adı altında belli beylerin, dere beylerin, sipahilerin sarcakları altında toplanıyorlar. Fakat bunların toprakları da elinden aldığı zaman, başsız kaldıkları zaman ne oluyor? Başıboş kalmış silahsız gruplar ee, diledikleri yeri çöken, yol kesen, hani haraç, haraç toplayan kimselere dönüşmeye başlıyorlar e, ilginç bir makale var. Ben onu kaynakçıya, da yazarım. Bilgiden ziyade yorumu dikkate alınmalı bunun. Sencer Divitçioğlu'nun oyun teorisi bağlamında Celal İsyanları. 1596-1611 başlıklı makalesi. Bu Kogito'nun Osmanlılar sayısında yaz 99, 1999 yazında çıkan sayısında yayınlanan bir makale. E, Divitçioğlu o dönemde iki oyuncudan bahsediyor eşkıya ve eşkıya karşıtı. Varsayısal olarak her biri de iki strateji seçme hakkı bulunduğu yazıyor. Eşkıyalı sekman bölükleri ve celal stratejisi, eşkıya karşıtlarının ileri stratejisi ve orduyu orduyu stratejisi olarak. Stratejileri uyuşmayan, çatışan e, karşı tarafa geçiyor diyor genelde. Bu durum celal eşkıyalarının biraz kısmı özeti gibi. Yani eşkıyada devlet olan var, devlet iken de eşkıya olan var bu dönemde biz bunu görürüz Celal İhsanlarında. Celal İhsanları çıktığı dönem sadece Osmanlı'da coğrafi, ya yani coğrafyası karışık değil. Yani Fransa'dan Akdeniz coğrafyasına sefalet ve eşkıyalıkla yüz yüze geliniyor. Brodel 2. Felipe döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası adlı o meşhur kitabında bir başlıkta sırf bu eşkıyalık olaylarını ele alıyor ve bu dönemdeki karışıklıkların, ayaklanmaların ve cinayetlerin ee, artmasını içeren başlı başına bir kitap yazılabileceğini söylüyor. Osmanlı o Balkanlar'da isyanlar var. Yani 1594'te Balat'taki Sırplar ayaklanıyor. Balat eyaletinde şeyde bu Macaristan tarafında. 1595'te de Bosta ve Hersek isyanları da söz konusu oluyor. Yani düşün daha 1566-1500 yıllarda Edirne yolunda da aslar eşkıyalardan bahsediliyor. 1566 seferi dönüşünde yani Edirne yolunda da eşkıyalardan bahsediliyor ki yani asayişin ne derece bozulduğunu bu Akdeniz'deki o hareketliliği, o kaynaksızlığı buradan görün. O dönem Akdeniz dünyası ve eşkıyalıkla yani Akdeniz dünyası eşkıyalıkla kasıp kavruluyor. Neden peki? O da işte Sam White. bahsettiğim Sam White isimli yazar anlatıyor. Osmanlı'da isyan iklimatlı kitapta. Diyor ki Sam White 16. yüzyıl sonlarında birçok Avrupa ülkesinde isyanlar artıyor. Bunun nedeni diyor iklimde meydana göre değişikliklerdir. Uzun süreli kuraklıklar ve küçük çapta küresel soğuma. Bir buzul çağı yaşanıyor. Küçük buzul çağı deriyor. Mesela da kaynaklarda hatırlıyorum. Yani Evliya Çelebi dönemine kadar vurgulanan bu husus. Eskiden Edirne ile İstanbul arasında muazzam bir orman var. Öyle ki Evliya Çelebi'de geçen tarihde bir sincap ayağı yere değmeden atlaya atlaya Edirne'den İstanbul'a gidebilir deniyor. Böyle bir benzetme yapıyor. Ha bu orman ne oluyor şimdi? Edirne etrafında gene bir orman var ama bunların çoğu çok sonradan ekilmiş. Yani 1700'lerden sonra ekilen ağaçlardan gördüğünüz ormanlar. Saray bahçesindeki ağaçlar bile o çok korkunç geçer. kışlarda, sert geçer. kışlarda hep kesilip kullanılmış. Yani Edirne'de 300 yaşına geçen alı taç yok doğru diyebilir bata. Bir tanesi seni verir duruyor. Bu Türk İslam eserleri müzesinin avlusunda duran bir alı taç vardır. Yani öyle şiddetli kış var bir 700 üzeri başında düşürdüler o kaynaklardaki geçen bilgiyi de Sam teorisiyle yani doğruluyor biz bildirdi Ve bu sert geçen kışlar neticesinde de sosyal potlamaların meydana geldiğini ileri sürüyor Sam White Hoca. Ondan sonra İlber Otaylı'da da hocalarda olan meşhur Titser'in öğrencilerinden William Grison. Bu Titser'in öğrencisidir. Ilber Otaylı severek vurgular ya o konuşmalarında. Anadolu'da Büyük İsyan adlı kitabında Celal İsyanları'nı ya yani Celal İsyancıları'nı sosyal devrimci olmadıklarını ifade eder ki çok dikkat ederseniz genelde bu hataya düşülüyor. Hani Celal İsyanları toplumda hani bazı bozukluklar vardı. Bunlara karşı çıkmak için ayaklandılar. Ya öyle hakla adaletsizliği evet uğradıklarını düşünüyorlar ama e, soydukları da gene halk oluyor. Dolayısıyla Griswold Celal İsyancıları sosyal devrimci olmadıklarını ifade ederek yani Köroğlu belki bir istisna ama o da halk ağzında yani efsaneli yakıştırılı bir şey. Bir gerçek Köroğlu'na bakıyorsunuz belgede de bayağı ahalili biraz karına çökmüş yani. O da bir yol, yol kesme soygun olaylarında buluşmuş birisi. Ama halk ağzında efsanevi yönü vurgulanıyor. Biz gerçeğini bilmiyoruz. Türkülerden, balatlardan yazıldığı kadar biliyoruz. Robin Hood'u efsanesinden biliyoruz. Yani hiçbirimizin 1200 yıllarda Şervud Orman'da giderken yolumuzu kesmişliği yok ki. Yani biz birinci elden tecrübe edelim. Yani böyle bir durum söz konusu. Celal İhsancıların amacının aslında rant bulmak olduğunu söylüyor. Yani devlete kap kapı bulabilmek, devlete kapı atabilmek amacıyla ayaklandıkları söylüyor. Nedeni de meşhur kuraklık ve koşullar yani o kadar durum sıkıntılı ki işte suhteler devlete kapa atmaya çalışıyor. Bu eşkıyaları devlette meşruiyet bulup vergidir vesaire yani kazançları meşru hale getirebilme yolu arıyorlar. Ayaktan bal ederi bu. Yani yeni bir devlet idare kurmak değil. Çok istisnaidir yani Osmanlı'da bir dönem. Işte Mısır kendi kaynaklarıyla kendini yetebildiği için Mısır'da Ahmet Paşa ayrı devlet kurmaya gidiyor. Ya da e, bu şeyde Can Bulatoğlu ayak bası vardı bu i̇şte şey Lübnan tarafında falan. Oralarda bir kendi devletini kurmaya çalışıyor. Fakat bunların arka planı çok farklı ve istisnai. Genelde Osmanlı'da hani Zeybekler döneminde bile bu adamlar yani padişaha isyan etmekten çok kendi idarelerini tesis Devlette bir şekilde kapı bulma amacıyla ayaklanıyorlar genelde. Ondan sonra yani Can Bulatoğlu hariç hiçbir Celali de e, kendi devletini idare etme amacını gütmüyor yani görmüyoruz. Hani Türkmen babalarının ve Safavi idaresinin bakışı, bakışı yani onları isteyenler ayrı bir alan o. değdiği boyutu ayrı. Ama geneli böyle. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Celaler yaklaşımı eleştirilmiş ve bir zaaf olarak alınmıştır genelde. Fakat Ker Barki Hoca'nın Eşkıyalar ve Devlet Osmanlı tarzı devlet merkezleşmesi adlı eserinde görüyoruz. O eşkıyalara bakan verilerek ve eşkıyalara bakan verilerek pasifize edilmesini bir strateji olarak ele alıyor. Bu şekilde ön plana, önlerine geçildi diyor. Hatta Süreyya Faruk'u Hoca da Osmanlıların haç yolunu güvence altına almak için eşkıyalık yapan bedevilerle bu şekilde anlaşarak hac yolunu emniyet altına aldıklarını yine ayrı strateji güttükleri söylüyor. Hac Bedeviler basıyor. Hac kervallarını. Bunlar sorması ne? Bunlara yıllık ödeve yapıyor Osmanlı. Sorgu yapmasınlar diye. Bu şekilde bir güvenlik havası bir tedbir olarak görüyor Süreyya Faruk Hoca. belki ki yine aynı dönemde Fransa'da çıkart isyanların güçle bastırılarken Osmanlı'da manipüle edilerek halledildiğini öne sürüyor. Yani Fransa güçle bastırdı ama Osmanlı bunları manipüle ederek, kuvvet bastırmadan bastır diyerek Bunu bir stratejik farkındalık olarak ele alıyor. Bu, bu şekilde yaklaşıyor. Ondan sonra. Şimdi gelelim. ismi bilinen celalleri. Celallerden bahsettik. Celalleri alıttık. Bunların dabdarları da gelir. Çok ilginç isimleri var ve hakikaten ben biraz daha size bir isimleri okuyayım. Dersiniz ki bunların her birinin arkasında muhakkak bir soygun, baskın, vurgun olayı var. Normal işle uğraşmaz bu adamlar. Karayazıcı, Deli Hasan, Köroğlu, Kiziroğlu, Ağaçtan Piri, Gün Uğrusu, Baldırı Kısa, Tanrı Bilmez, Dağlar Delisi, Kabre Sığmaz, Kafir Murat, Deli İlahi, Yular Kastı, Kilindir Uğrusu, Domuz Oğlan, Şekloz Ahmet, Kekeç Mehmet. Bunlar bililerler. Bir de yani belgelerde ıdısı ıdısı şeklinde geçen isimleri de yazıyor. Şikayet ediliyor. Celali tabiri daha Karuni döneminde biliniyor. Mesela Taşlıcalı Yahya'nın meşhur mersiyesinde Ecel Celalleri aldı Mustafa şey Mustafa adı diye geçiyor ya. Şehzade Mustafa'ya ölümü de Ecel Celalleri tabiri kullanıyor ya buradan biliyoruz. Yani burada Celali hem asi başı bozuktan ziyade böyle bir e, zebari devlete karşı hani ayaklara fenalık eden anlamı da taşıyor. Bozoklu Celal ve benzeri Alevi Türkmen isyanların e, Kaluni döneminde gerçekleşmişse de biz Celal İsyanlarına bakıyoruz. Dönem olarak burada 1596-1610'u kerteriz alıyoruz genelde. İsmi veren hissel şimdi 1500'lerde. 1500'lerin başında 1518'de 1519'da. E peki diye biz 1590'larda 1600'lerdeki isyanlara Celal adını veriyoruz. Şimdi nasıl ki isyanlara adını veren Bozoklu Celal ise ilk olmasına mülhem 1590'larda Bolu'da Osmanlı'nın e, ee, İran uzanan, askeri yol üzerinde faaliyet gösteren Beşir Köroğlu da sonradan Beşir oluyor. Yani ilklerin isimleri bir şekilde yaşatılıyor. Ya da o efsaneyle müsabaha hale geliyor. Ee, şimdi folklordan önce bir Köroğlu'na da bir değineyim. Çünkü soracaksınız illa. Hocam bu Köroğlu var mı? Gerçekte yaşadı mı? Neydi diye. Şimdi Köroğlu ile ilgili yani tarih ilgili bilgi Mustafa Akdağ bu Türk Halkı dirlik düzenlik kavgası ve Celal İsyanlar adlı kitabında geçiyor. Oraya bakabilirsiniz. 3. Murat devrinde olası bir gayriye karşılık Raya'dan eli silah tutanlar ilerleri adı altında örgütleniyor arkadaşlar. Şöyle onu anlatıyorum. Ve bunlardan Levent bölükleri teşkil edilerek oluşturularak çift bozal e, çift bozal yani geçim olmayan e, herhangi bir iş kapısı sağlam kimselere geçim sağlanıyor bir anlamda. Ondan sonra fakat bunlar ücretsiz kaldıkları zaman ve kapısız kaldıkları zaman bu sekballar ve levetler, suhteler misali, çete oldukları için silahlar da var. Soyguna kalkışmışlar, kalkışıyorlar. İşte tarihi belgelerde geçen meşhur Köroğlu da, yani tarihi belgelerde geçen kör oldu bu levet bölüklerinden biri de mensup. Yani baktığımız zaman dört Köroğlu var aslında. Bir tarih, tarihteki, bir tarihte geçen, ee, figür yani tarihi figür babında geçen bir şair olan Köroğlu vardır. Ve hani doğa şiirleri de vardır onun. Onu atfedilen. Bir Yeriçeri şairi Köroğlu var. Koçaklamaların atfedildiği efsanevi bir Köroğlu var. Halk biliminde geçen. Bir de eşkıya. Tarihte geçen Köroğlu. Yani dört ayrı eşkıyadan bahsediyoruz burada. O efsanevi koçaklamaları yazdı. Koçaklamaları onu ona ithaf ediler Yani onu yazıp yazmadığını bilmiyoruz. Köroğlu adına ithaf ediliyor en meşhurları kısmen e, bazı kaçakların destanlar, yani koçaklamalarda destanlarda da geçen eşkıya. O dönem cidden yaşamış. Yani gerçekten onun yaşama ihtimali bulunan Bu Köroğlu. Belgelere göre tanımı Levet bölükleriyle yahut Celal Reisi olarak geçiyor. devlet bölükleri aslında yahut Celal Reisi olarak geçiyor. Bolu ile Gerede arasında 1581'den itibaren 200 kişiyle soyguna başlayan ve Köroğlu efsanesini kaynağı olan Köroğlu Ruşen diyor Mustafa Akdağ tarihe geçen Köroğlu ile ilgili olarak. Önce küçük bir bölükle e, zenginlere ve sonra Kadıya ve Ehl-i Örf'e de saldırmaya başladığı soyguları için ve gittikçe daha saldırı ve evrede bazı başvuruları girdiğini şöhretle e, şöhretini de ilk bayraktarlardan, ilk Celali bayraktarlardan, yani ilk başvurularından olmasına bağlı olduğunu söylüyor ve İran askeri yolunda diyor, yol kestiğine başladığı için buralarda daha çok şöhret bulunuyor. Bu tarihteki Köroğlu. Fakat bir de halk efsanelerinde de bir eşkıya, kale basak, köy basak, kör olduğu için zavalla efsanede böyle bir bolu var ya işte. Bolu Bey, köroğlu Bolu Bey'in zulmüne karşı ayaklandı. Bolu Bey'in kardeşi Hüsnü Bağla Hatun'u işte kaçmak için 20 atlısıyla o sarayını bastı diye Bolu varyatı çıkıyor yani. Farklı farklı varyantlar var Köroğlu'nun. Efsane Köroğlu. Köroğlu'nun başlı başına hikayesini programını yapmak lazım. Ondan sonra mesela meşhur destanlarda geçen Demircioğlu o dönem gerçekten İzmir civarlarında yaşamış, faaliyet göstermiş bir bölükbaşı. Efsaneyle böyle payı da var beslenen yani. Demircioğlu diye bir eşkıya diye bu destanlarda geçiyor diyorsun. Bakıyorsun belgelerde de hakikaten İzmir yöresinde de Demircioğlu adıyla alan bir celali var. isim yapmış bir celali. Yakın zamanlarda bu Kizilol Mustafa Bey yani bir seçim müziği dolayısıyla meşhur olmuştu bir ara o dönemin eşkıyalarından. Balatya ve Sivas taraflarda 200 atlı ile hareket ettiği yazılıyor kaynaklarda Kizroğlu'nun. Öldükten sonra bile ee, Malatya'da Balatya'da Kelp, e, Kelp İlyasoğlu Ali eşkıyalık yaparken damını Kizroğlu Mustafa'nın adamıdır diye yayıyor. Düşün ölümünden çok sonra bile Balatya tarafında. Ya yani O da namlı eşkıyalardan. Halk hikayelerde bunlar hep karşı karşıya getiriyor. Bütün Avengers gibi. Yani bütün kahramanları bir araya getiriyor halk ağzında. Kendi söylendisinde. Örnekler var. Örnek var kör olurun. Çok özür dilerim. Bir koçaklamasını aktarayım size. Yani kör olun şiirlerde, şiirlerde ya da ona atfedilen koçaklamalarda şiirlerdeki tarzı o epik bunu görmeniz açısından. Ay yansın ağlar, güneş tutulsun, parladı parladı çalın kılıncı. Oklar gıcırdasın ayyuka çıksın Mevla'nın aşkına basın kılıncı. Durmayın orada kargı kucakta dolansın yiğitler köşe bucakta. Bir savaş edelim kelle kucakta ee, şehitler aşkına çalın kılıncı. Koç yiğitler melemeli dev gibi düşman kanı devrilmeli dağ gibi. Destur'un avını almış bey gibi yani el, Destur'un el vurun avını almış bey gibi haykırı haykırı çalın kılıncı. Koç yiğitler bu kış burada kışlasın, yılan dilli eğri hançer işlesin. Kafir düşman elemana başlasın, kaçarı göndermen basın kılıncı. Koç yiğitler düğü bayram eylesin, küheylal işlesin aygır oynasın. Kazanlarda adam kanı kaynasın, esir etmek yok ha, çalın kılıncı. Yürü yiğit beyler namımız kalsın, kelle getirenler bahşişin alsın. Öldürün atlar hep yayan kalsın Öldürün atları hep yayan kalsın yayan kalana da çalın kılıcı. koç köroğlu girdi beydar almaya dağına vurup düşmanı dalmaya yemin ettim yedi derya dolmaya doldurun denizi basın kılıcı ondan sonra başka tabi türkülerde var celali reisleriyle ilgili ama köroğlu da ilgili şunu söyleyeyim bir de yeniçeri şairi köroğlu da var Yeriçeri şairleri, divanlar aslında ismi geçen. Dört yani ayrı köroğlu var diyoruz ya. Bir doğa şiirleri yazan köroğlu isimli bir şair de var. Koçaklamalarla atfedildiği bir köroğlu da var. Yeriçeri şairi köroğlu var. Hatta dur bu hesapla beşe çıkıyor. Efsanedeki köroğlu var. Bir de eşkıya köroğlu var. Celaller döneminde. E peki başka türkülerde de geçiyor bu Celaller ya da halk sözlerinde falan. Geçiyor. Mesela Kara Haydaroğlu. Meşhur Celal eşk eşkıyalardan. Bunun bir türküsü varmış. Biz bunu öğreniyoruz. 1. İbrahim ve 4. Murat döneminde asilleri de olan Büyük Celali reisi e, oluyor sonraki dönemde. Babası da eşkıya bu kişinin. Kara Haydaroğlu'nun. Ona yakılmış bir türkü var. Haydaroğlu aklı yok mu başında? Niçin Ali Osman'a asi olursun? Her ne zulüm işledinse dünyada ettikleri cümle bir bir bulursun. Muhtemelen eşkıyayı tahkir etme amacıyla yakılmış bu türkü. Say edelim seni türlü fert ile kurtulamazsın diye yüz bin an İlyas Paşa gibi kaydı ben dile bir gün, hünkâ, bir gün hükümdar divanına gelirsin. Bir gün hüküm, hükümdar divanına gelirsin. Çok asiyi çengelli, çengellediler. Çok asiyi çengellere dizdiler. Çok asiyi çengellere dizdiler. Çengel arkadaşlar Osmanlı'da bir ceza bunu bir ara ayrıca anlatacağım. Osmanlı'daki son işkence yöntemleri vesaire. Böyle çengel asıyorlar büyükçe bir askıya. İnsanları kaldırıp bu çengellerin üstüne doğru atıyorlar. Deresi deresi de çengelin. Asıl olarak kalsın ibret hale olsun diye. Çok asi çengellere dizdiler. Manoğlu askerin bozdular. hem Mehdi'nin derisini yüzdüler. Kınaloğlu berdar oldu bilirsin. Bir için oturması kendi halinde şimdi dersin şimdi dersi cümle halkı dilinde bilmiş ol ki Kara Ali elinde Kara Ali cellat bu arada meşhur cellatı Sultan Murat döneminin türlü türlü azap ile ölürsün. Katip Ali Eydür. Demek ki Katip Ali yakmış bu türkü. Katip Ali Eydür. Var git işine. Dari derler külli dünyayı başına. Kavga, karga kuzgu kolar bir gün Sabba böyle ıı, daratiz kalırsın. Sabba böyle daratiz kalırsın diyor. Dünyaya kalırsın diyor söylüyor. Sonra bir de Türkiye Osmanoğlu var. Osmanoğlu türküsü. Bu Osmanoğlu son bölük başlarında 1600'lerin sonunda bir son celallerden birisi. Ona yakılmış türkünün bir kısmı. Ee, bir zamanla e, bir zaman söylendil Urum'da, Şam'da e, ee, bir zaman söylendi Urum'da Şam'da Cengil ara bile e, iki elin kanda söylen kızmasınlar ben derdi ben derdinde ben derdinde kıydılar zalim kıydılar zalimler de e, kıydılar zalimler de Osmanoğlu her taraftan ferman geldi kastı başına bir çare gör başına bir çare gir e, çare gör Osmanoğlu Dörtler vezir, dörder vezir Tahir oldu. üstüne de 40 bir asker bir Osmanoğlu. Askerin yorgundur, cerge varılmaz. Hatt-ı hübayra karşı durulmaz. Bundan hasmın galip, bundan hasmın galiba sürülmez. Davarı başerde gör Osmanoğlu. Neyleyim yalnız bir Nasuh Paşa. Namın şanın inkar olunmaz haşa. Cümle alem dedi nedir, nedir al Nedir abi? Bu, gel, bu geldi başa. Dövüşe dövüşe Öl Osmanoğlu. Ondan sonra Derviş Ali Derviş Ali Hamza Cennet. Akra. Bakayım bu hangisi? Ha Derviş Ali Hamza Derviş Ali Hamza Akra Derin Akra Derviş Ali Hamza, Ali Hamza Senin Akra'nın Cennet-i da uçmaktır yerin 1126'da kestiler Serin. 1126'da başını kestiler. Yafa Çölleri'nde kal Osmanoğlu. Ondan sonra bir de Şer Himmet Türküsü var. Marisa bölük başısı bu. Eşkıya Şer Himmet Türküsü. 1700'ler başında. Celali değiller ama o geneli son temsilcisi bunlarda. Sonra zaten Ayarlar Ayarlar'a bağlı eşkıya çeteleri çıkacak. Yani bu kadar eşkıyaların arkasında sayısız ordu toplayıp Anadolu'yu kasıp kavurduğu dönem işte asıl 1600 der arkadaşlar. 1500 sonra 1600 derdir. Bakalım şerbet türküsü dere geçiyor. Ne diyorlar? Ee, taht alacak kıldı cengi savaşı. Şerhibbet yoluna kıstırdı, kestirdi başı. Züf olsun İzmir'i taş toprağa. Bür doldu eller eller dolansın. Gelmem cihana, gelmemiş cihana böyle bir asi tuttu batem ile e, bile fezai ahı kabul oldu mücrimlerin duası bürt oldu şerbet eller donatsın fevzi der görüldü işte ağaçları sarayı altına cep oldu saray altına cep oldu başları başları saray altında toplandı katil olsunlar cümle eba kuşları bürt oldu şerhimbet eller donatsın bu şekilde geçiyor bu makaleli bu türkülerin geçtiği makaleli de kaynakçada yani kaynakçasını, küyesini aşağıda paylaşacağım. Diğer kaynakçayı birlikte sabit yoruma bakarsanız arkadaşlar. Köroğlu'nu ayrı bir konu başlığı altında anlatırım. Onun dışında Osmanlı'daki bu işlerceler takimatı ayrı başlık altında anlatırım. Bu Celal İsyancıları'nı da ayrı başlık altında anlatmak lazım. Her birinde farklı farklı maceraları, hikayeleri var. Bu giriş babında bu konuyu böyle videoyu çekmiş oldum. Vakit yokluğunda. Başka ilginç konular, hikayeler, rivayetler dilemek isterseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Konu önerileri değerlendiriyorum muhakkak. İyi günler efendim. Görüşmek üzere derken e, abone destekçileri de unutmayalım. E, kanalı destekçileri güncellenmiş liste. Hepsine teşekkür ediyorum buradan. Kanala destek olup katıl butonuyla destek oldukları için. Cala Yeşildir bak İsmail Hakkı, Alp Solak, Efkar Öztürk, Sadırlen, Turanbar, Abdülkadir Karaz, Sinem Çetin, Sinem Çetin, Ejmaniya, Gökhan Çetin, Murat Güleci, Evrah Birgül, Ozan Emre Uğurlu, Gamlı Baykuş, Davi Çelebi, The Most Depresif, İlyas Can. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun destekleriniz için. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ya yayın akışı duyururum gelecek videolarda yahut gene böyle cansız video kayıtları yüklerim. yayınlarım YouTube'dan bakarsınız. Görüşmek üzere arkadaşlar.